Mimar Sarkis Balyan tarafından 1873-1877 seneleri arasında inşa edilen Esma Sultan Yalısı, adını Sultan Abdülaziz'in kızı Esma Sultan'dan almıştır. Tarihi yapı, geçirdiği yangınlar sonrasında tahrip olmuş ve geriye sadece dış duvarları kalmıştır. 1990 yılında Marmara Otel Zinciri tarafından satın alınan yalı, 1999 yılında Mimar Gökhan Avcıoğlu tarafından restore edilmiştir. 2001 yılında çok amaçlı buluşma yeri olarak açılan yalı, günümüzde Marmara Otel Zinciri tarafından çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi yapının restorasyon çalışmalarında öncelik, yapının geçirdiği yangın sonrası ayakta kalan dış kabuğunu oluşturan kalın taş duvarları sağlamlaştırmak olmuştur. Yalının dış kabuğunu oluşturan taş duvarların sağlamlaştırılmasından sonra, yapının içine cam ve çelik konstrüksiyondan meydana gelen şeffaf bir kabuk yerleştirilmiştir. Yalıda tuğla ve camın yarattığı zıtlık, özgün bir bütünlük sağlamış ve yerine gidip görünen yapı, kendisini ve malzemesini güçlü bir şekilde hissettirmektedir. İç mekana eklenen cam şeffaf kutu yalının tarihi cephesine dokunmadan ve zarar vermeden koyulduğu için yapıya dışarıdan müdahale edilmemiş gibi gözükmektedir. Bu sayede yalı hala tarihini koruyabiliyor. Geçirdiği yangınlar sonrası harabeye dönen ve kullanılamayacak hale gelen yalı, restorasyonu sayesinde iç ve dış mekan kullanımıyla yaşama kazandırılmıştır. Yapıya yeni bir mekan ve işlev kazandırma amacıyla yaklaşılmış ve bunda başarılı olunmuş. Esma Sultan Yalısı ve restorasyonu, geçmiş ve günümüz mimarisinin malzeme ve teknik farkının okunması açısından önemli bir rol oynuyor. Esma Sultan Yalısı, Osmanlı döneminin izlerini modern mimariyle bütünleştiren önemli bir tarihi yapı olarak kalıcılığını devam ettirmektedir.